Merhaba arkadaşlar. Sizlerle YGS matematik konularını birlikte işleyeceğiz. Öncelikle matematikle ilgili birazcık konuşalım arkadaşlar. Çünkü matematik birçoğumuzda sıkıntı yaratabiliyor. Öncelikle matematiği daha iyi anlayabilmek için nasıl çalışmamız gerektiğini şöyle ifade edelim. Matematiği sürekli ve kısa sürelerle çalışırsanız, yani ara vermeden çalışırsanız daha başarılı olacaksınızdır. Şimdi dersimize başlayalım. Öncelikle arkadaşlar matematiği kainatın dili olarak ifade edebiliriz. Yani kainattaki her şey matematik diliyle ifade edilmiştir. Bu nedenle kainatı anlamak açısından da bize son derece büyük yardımlar olacaktır, faydası olacaktır arkadaşlar. Bu dilin alfabesi olan rakamlarla matematiğe başlayalım. Rakam dediğimiz zaman aklımıza arkadaşlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kümesinin elemanları dışında herhangi bir küme çıkmayacak arkadaşlar. Bu kümenin elemanları dediğimiz zaman rakamlar aklımıza gelecek. 0'dan 9'a kadar 0 ve 9 dahil olmak şartıyla bu elemanlara rakam diyoruz. Eksi 1 karşınıza çıkacak ileride. Rakam mıdır? Hayır, rakam değildir arkadaşlar. Çünkü bir rakam olabilir ama birin yanına herhangi bir şekilde işaret eksi geldiğinde bu rakam olmayacaktır. Bu daha sonra göreceğimiz negatif tam sayı olacaktır. Ya da 10 rakam mıdır arkadaşlar? Hayır, 10 rakam değildir. Çünkü rakamlardan oluşmasına rağmen bu kümenin elemanı mı? Değil. Bu kümede olmayan hiçbir şeye kesinlikle rakam demeyeceğiz. 5/2. İki tane rakamdan oluşmuş ama bunlar ikisi bir araya geldiği zaman bölüm şeklinde olduğu zaman yine rakam olmayacak. Çünkü bu kümede 5/2 gibi bir şey görebiliyor muyuz? Kesinlikle yok. Dolayısıyla bu da bir rakam değildir. 7 dediğimiz zaman, ha bakın 7 burada. Bu kümenin elemanı, dolayısıyla 7 bir rakamdır. Bunun dışındakiler rakam değildir. Ama 7 gördüğümüz zaman bu kümenin içinde ne diyeceğiz ki? Bu bir rakamdır. Rakamları 3 parçada incelememizde yarar var. Birincisi 1, 3, 5, 7, 9 rakamlardan oluşan tek rakamlar kümesi olacak arkadaşlar. Bunlara tek rakamlar diyeceğiz. Bu bizim için nerede önem arz edecek arkadaşlar? Tek sayı da çift sayı karşımıza çıktığı zaman tek rakamın önemini orada daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Bunun dışında kalan 0, 2, 4, 6, 8 elemanlarından oluşan rakamlar kümesine ise çift rakamlar kümesi diyeceğiz. Yani 1, 3, 5, 7, 9 tek rakamlar, 0, 2, 4, 6, 8 çift rakamlar olarak aklımızda kalsın. Bir sayının sonunda tek rakam varsa o sayı tek sayı olacak. Bir sayının sonunda çift rakam varsa o sayı da çift sayı olacak arkadaşlar. Rakamlar için de yine bizim için önemli olan 2, 3, 5 ve 7 rakamlarından oluşan asal rakamlar var arkadaşlar. Bunları da, asal rakamları da 2, 3, 5, 7 rakamlarında yine kullanacağız. Asal sayı kavramında asal sayıyı incelediğimiz zaman daha iyi anlayacağız ama asal rakam dendiği zaman 2, 3, 5, 7 elemanlarının aklımıza gelmesi gerekir arkadaşlar. Rakamları kullanarak sayıları oluşturuyoruz ve bu sayıları da kümeler halinde inceleyeceğiz. Ortak özelliklerine göre kümelere ayıracağız arkadaşlar. Yani başlık olarak sayı kümeleri diyebiliriz. Birinci sayı kümemiz doğal sayılar kümesi. Doğal sayılar kümesini N harfiyle ifade edeceğiz arkadaşlar. N harfiyle ifade edilmesinin sebebi şu: İngilizce'deki natural, yani doğal kelimesinin baş harfi N olduğu için doğal sayıları N harfiyle gösteriyoruz. Bu kümenin elemanlarını 0'dan artı sonsuza kadar olan sayıların kümesi olarak da söyleyebiliriz. Neden 0'dan başlıyor, artı sonsuza kadar gidiyor? Çünkü doğal sayılar kümesi adından da belli olduğu gibi doğada karşımıza çıkabilecek olan sayılardan oluşuyor. Doğada nasıl karşımıza çıkabilir? Mesela bir kümenin eleman sayısından bahsettiğimiz zaman
Mesela şu an benim elimde kaç tane kuş var dediğim zaman sıfır ya da hiç diyeceksinizdir. Dolayısıyla bu Q&A eleman sayısı ne oldu? Sıfır oldu. Elimde kaç tane kalem var dediğimiz zaman bir tane kalem var diyeceğiz ki o zaman bu Q&A eleman sayısı birdir. Bunu böyle artırarak devam ettiğimiz zaman bu nereye kadar gidecektir? Sonsuza kadar gidecektir. Mesela denizde kaç tane kum tanesi vardır dersem siz diyeceksiniz ki çok ya da sayılamaz. O da sonsuzlukla ifade edilir. Dolayısıyla doğada bulunan sayıların kümesine doğal sayılar kümesi denir. Sıfırla başlar, sonsuza kadar gider. Karşımıza herhangi bir soruda A, B eleman doğal sayı gibi bir ifade çıkarsa diyeceğiz ki o zaman A da B de bu Q&A elemanıdır. Yani en az kaç olur bunlar? En az sıfır olacaklardır. Sıfırdan küçük olma ihtimalleri yok. Ya da kesirli sayı var mı bu kümenin içinde? Yok. Dolayısıyla kesirli sayı olmayacaktır. 0, 1, 2, 3 diye tam sayılar şeklinde devam edip gidecektir. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım. İkinci sayı kümemiz yine doğal sayılarla çok yakın bir küme. Sayma sayıları kümesi. İfadesi de çok benzer sayma sayılarının. Doğal sayılar kümesinin işareti ifadesinin üzerine bir artı işareti koyduğumuz zaman sayma sayıları kümesini de ifade etmiş olacağız. Bu benzerlik bazen kafa karıştırıcı olabiliyor veya hatalara sebep olabiliyor. Doğal sayılar kümesinin sıfırdan sayma sayıları kümesinde birazdan göstereceğimiz birden başladığına dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Sayma sayıları kümesini birden başlayıp artı sonsuza kadar giden küme olarak söyleyebiliriz. Doğal sayılarla sayma sayılar arasındaki tek fark sıfırın doğal sayı olup sayma sayısı olmaması. Çünkü herhangi bir grubu saymaya başlarsak 1, 2, 3, 4, 5 diye saymaya başlayacağımız için ne olacaktır arkadaşlar? Birden başlayıp sonsuza kadar gidecektir. Aradaki fark bu. Eğer A eleman sayma sayısıdır denilmişse A'nın sıfır olma ihtimali yoktur arkadaşlar. 1 ve daha büyük sayılar olabilir ama 0 olamaz. İki küme arasındaki bu fark son derece bizim için önemli, dikkat edilmesi gereken bir nokta. Üçüncü kümemiz yine son derece önemli bir küme. Q harfiyle göstereceğimiz rasyonel sayılar kümesi. Rasyonel sayılar kümesini daha sonra ayrı bir konu isteyeceğimiz için arkadaşlar şu anda sadece Q harfiyle gösterildiğini söyleyebiliriz. Ve kümenin elemanlarının da A bölü B biçiminde elemanlar olduğunu, A ve B'nin de tam sayı, B'nin de sıfırdan farklı olduğunu söyleyelim. Bunu şu an sadece görmüş olun çünkü daha sonra bunu tekrar ifade edeceğiz. Dördüncü kümemiz arkadaşlar tam sayılar kümesi. Tam sayılar kümesini Z harfiyle göstereceğiz arkadaşlar. Yani A eleman Z gibi bir ifadeyle karşılaşırsak bileceğiz ki A tam sayılar kümesinin bir elemanıdır. Z ile ifade ettiğimiz tam sayıları 3 parçada inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi negatif tam sayılar z üzeri eksiyle gösterilecek. Birleşim 0, birleşim pozitif tam sayılar diyeceğiz arkadaşlar. Bu gösterimde z eksiyle gösterdiğimiz negatif tam sayılar, z üzeri artıyla gösterdiklerimiz ise pozitif tam sayılar olacak. Dikkat ettiyseniz pozitif tam sayılar ve negatif tam sayıları belirtmemize rağmen sıfırı bu kümelerden ayrı tuttuk. Çünkü sıfırın tam sayılarda çok önemli bir özelliği var. Sıfır işaretsizdir arkadaşlar. Yani pozitifler artı, negatifler eksi olmasına rağmen sıfır ne artı ne de eksi değildir. Çünkü sıfır tam sayılar kümesinin işaret almasında merkez nokta olarak ifade edilecektir. Bunu da sayı doğrusu üzerinde görelim. Sayı doğrusunu çizecek olursak sıfırı merkeze yerleştirdikten sonra diğer tam sayıları ise sıfırın
sağ tarafına ve sol tarafına doğru yerleştireceğiz. Bunlardan Z artı ile gösterdiklerimiz pozitif tam sayı.